Herkese selam arkadaşlar. Bugün Spin Tires serisinin en son çıkan oyunu SnowRunner'la beraberiz. Oyun 2 gün önce falan çıktı. Biraz kurcaladım. Oyuna başladım, şöyle bir ilerledim, ne var ne yok. Hem grafik ayarlarımı yaptım, ayarlarına baktım vesaire. Yine gayet basit bir menüsüyle beraber geliyor. Şöyle, hatta bakın, şöyle biraz çekileyim. Gözüküyor burada. Settings, mod bölümü, multiplayer arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz bölüm falan, görevlerin olduğu yerler. Hatta bende continue yazıyor. New game olarak başlayacağız. Sıfırdan başlayacağız yani oyuna. Oyunun grafikleri falan çok güzel olmuş ama oyun bildiğiniz standart klasik Spin Tires. Steam'de oyun yok. Oyun Epic Games'te var arkadaşlar. Hem Xbox hem PlayStation hem de bilgisayar için olan versiyonu var. Oyun 160 TL'ye çıkmış. Biraz fazla. Bence fiyatına değecek bir oyun değil. Bilginiz olsun. Şimdi oynadığımız zaman zaten sizler de göreceksiniz. Grafikleri çok iyi olmuş. Ama fizikler zaten efsaneydi. Yine aynı fizikleri taşıyor. Bir değişiklik çok fazla görmedim ben şahsen oyunda. Ama yine de gayet güzel bir oyun. Sonuçta Spin Tires yani. Fizikleriyle ünlü, meşhur bir oyun yani. Şöyle bir new game diyelim. Hep beraber bir başlayalım. Neler var, neler yok oyunda. Araçlar falan. Yine fizikler süper ötesi. Lastik ezilmelerine kadar zaten biliyorsunuz bu oyunda. Çamuru kirlenmesi vesairesi. Oyun İngilizce olarak geliyor. Türkçesi şimdilik yok. Belki ilerleyen zamanlarda gelecektir. İlk başlangıç olarak bize bu aracı veriyor. Bu araç da başlatıyor bizi. Chevrolet'in aracıyla başlatıyor. Size ekranda neler yapmanız gerektiğini falan söylüyor. M'ye basıp işte burada haritayı görebiliyorsunuz. Harita büyük bir harita olarak gözükse de büyük bir harita değil. Bir yerden bir yere çok kısa bir sürede varıyorsunuz. Araçlar gördüğünüz gibi burada yine gözükecek sol tarafta, daha önceki Spin Tires serilerindeki gibi. Şuradaki menüye de görevler gelecek arkadaşlar. Şimdi bizden ilk yapmamızı gereken yer şuradaki kuleyi. Gözetleme kulesini açacağız. Haritayı yavaş yavaş genişletmemizi istiyor. Farklı yerler de var. Karlı bölgelere falan geçmek için görevleri tamamlamanız gerekiyor. Garajı keşfetmeniz gerekiyor. Garajı keşfettikten sonra multiplayer oynama hakkına sahip oluyorsunuz. Diğer türlü hemen hadi ben multiplayer gireyim diyemiyorsunuz bu oyunda maalesef. Sağ üstte de görevlerin olduğu bir bölümü gösteriyor sizlere. Ne yapmanız gerektiğini oyun tek tek anlatıyor. Birazcık dikkatli olursanız her şeyi çözersiniz diye tahmin ediyorum. Bakalım biz çözebilecek miyiz, tabii önemli olan o. Ben de elimden geldiğince bu oyunu çekmeye çalışacağım. Hem single olsun hem Emre ile birlikte de çekeceğiz. Multiplayer bir şekilde de çekeceğiz. Direksiyonla oynamayı istemiyorum. Neden direksiyonla oynamayı istemiyorum? Kontrol çok zor oluyor. Sürekli mouse kontrolünü elinizde olması gerekiyor. Direksiyonu önüme alıyorum. Arkama yaslanıyorum. Mouse'a uzanmak için hadi tekrardan masaya eğiliyorsun. Direksiyon bu sefer buradan yapışıyor falan. Kontrol edemiyorsun. O yüzden en rahatı klavyeyle oynanması. Ama arada bir direksiyonla da oynayabiliriz. Şöyle hemen aracımızı çalıştıralım. Bu arada settings menüsü de bu şekilde. Şöyle gördüğünüz gibi burada dil seçenekleri var ama söylediğim gibi daha şimdilik Türkçe yok. Belki gelir, belki de bir yama şeklinde biz kendimiz yapabiliriz. Yaparlar yani, biz ekleriz oyuna falan. Grafik ayarlarının olduğu bölüm. Ondan sonra ses ayarlarının olduğu bölüm. HUD düzeninin, bu ekrandaki göstergelerin vesairelerin olduğu bölüm. Kontroller, çok kontrolü yok zaten. Daha önceki oyunlarında da yoktu. Yine yok çok fazla kontrolü. Gördüğünüz gibi çok az kontrolcü tuşu var. Gamepad'de oynarken buradan ayarlarınızı yapmanızı ister sizden. Direksiyonla oynayacağınız zaman buradan tek tek atamasını yapıyorsunuz bunların. Gayet kolay yani. Çok zor bir şey değil. Hepsi anlaşılabilir şeyler. Şöyle başlayalım biz oyunumuza. El frenimizi indirelim. Bu arada içten görünüm var. Bu sefer içten görünümü düzgün yapmışlar. Yani göstergelere bir fotoğraf koymamışlar. Bu seferki içten görünüm daha iyi ama koltuk ayarı maalesef yok yani. Onu da FOV'dan şu şekilde çözdüm. Normalde FOV 107'de falan geliyor. Yani şöyle geliyor oyun size. Kabul edeyim. Böyle yakın geliyor. Biraz daha geriye hani kendinizi atmak isterseniz oyunda. Yine şuradan bunu şöyle en sona aldığınız zaman 130 kabul ediyorsunuz şöyle. Biraz daha geriye geliyor ama bu kadar yani. Daha fazla da geriye gelmiyor.
Mouse'da da böyle sağa sola vesaire dışarıya falan bakabiliyorsunuz. Aynaları aktif edip kapatabiliyorsunuz. Aynalar çalışıyor ama ayna ayar diye bir şey yok. İstediğiniz gibi ayarlayamıyorsunuz yani. Farlarımız, kornamız. Adam kornaya bildiğiniz vuruyor bak, böyle bir şey yok. Dur bak dıştan göstereyim şöyle. Kamyonda daha böyle güzel gözüküyor. Birazdan kamyon almaya gideceğiz. Bak şimdi. Abi bu ne? Çok iyi ya bak. Bayağı vuruyor. Bu nedir ya? Aydınlatmalar. Gece gündüz döngüsü var tabii ki. Burada işte hani shift'e basılı tutup mouse'u şöyle sağa sola kaydırdığınız zaman işte vites seçenekleri falan manuel bir şekilde kullanmanızı sağlıyor. Sizin işte low, hani yokuş tırmanırken vites değiştirmesin otomatikte diye. Bunu bu şekilde falan kullanabiliyorsunuz. Ama bu araçta böyle bir şeye gerek var mı? Yok. E'ye basarak diferansiyeli aktif ediyorsunuz. Yine benim anlattığım shift olayını anlatıyor, vites olayını anlatıyor. Haritada sizin gitmeniz gereken yerleri size zaten gösteriyor. İsterseniz yine buradan açıp, harita açıldığı zaman tabi, buraları böyle önünüze sağ tuşta küçük küçük noktalar atarak yolunuzu kaybetmemenizi sağlayabiliyorsunuz, bilginiz olsun. Video açıklamasına oyunun site linkini bırakacağım, Epic Games'in sayfasını bırakacağım. Söylediğim gibi 160 TL oyun. Eder mi? Bence etmez. Ama grafikler olsun, oyunun fiziği olsun, buna kimse laf söylemez zaten eminim. Gayet güzel grafikleri var, güzel fizikleri var. Optimizasyonu multiplayer'da daha rahat görürüz ama optimizasyonu fena değil. Şu an FPS'i görüyorsunuzdur zaten. 60, genelde 60 civarında geziyor. Şimdi bizim işimiz şu olacak. Şurada bir köprü var. Bakın yol kapalı. Bu köprüye malzeme taşıyacağız. Ama öncelikle gözetleme kulesini aktif edeceğiz. Oradan kamyon keşfetmeye gideceğiz. Bir tane kamyonu keşfedeceğiz. Kamyonu keşfettikten sonra demir plakalar var. Onları köprüye taşıyacağız. Tekrar kamyonla kereste fabrikasına geçeceğiz. Kereste taşıyacağız. Ondan sonra ilk görevi tamamlamış olacağız. Bu şekilde. Burada yol kapalı. Bize şuradan geçmemizi söylüyor. Evet. Burada da uyarılarını veriyor bizlere. Evet, böyle zorlandığınız zaman E'ye basıyorsunuz hemen. Hop, araç canavar oluyor. Başlıyor çıkmaya. Ama kamyon, başlangıç kamyonu çok kötü. Çok zorlanıyor çamurlarda. Diferansiyeli falan yok onun. Bayağı sıkıntı çektiriyor kamyon yani. Tabii ilerledikçe başka kamyonlar, tırlar, araçlar vesaireler açılacaktır. Söylediğim gibi ben de oyunu bilmiyorum. Ama klasik Spin Tires oyunu. Önceki serilerden her şeyi bilebilirsiniz. Burada benzinlik var. Buraya girmemizi istiyor bizden zaten normalde de. Buraya girip mazotunuzu, benzininizi alabiliyorsunuz. Zaten ekranda gösteriyor gördüğünüz gibi. C'ye basın diyor. Panel açılıyor. F'ye basılı tutuyorsunuz. Fullendi. Devam yola. Gözetleme kulesine gideceğiz. O da şuradan sağdan. İleriden gittiğiniz zaman şehir var. Bunlar başlangıç görevler, en basit şeyler. Hem oyunu anlatıyor, öğretiyor sizlere, bizlere. Ya yani içten kullanım gelmiş. Evet, içten kullanım detaylı bir şekilde gelmiş ama içten kullanımının fiziğini ben çok beğenmedim. İçten kullanım fiziği birazcık böyle dış fizikle çok alakasız yani. Dıştaki o hoplama zıplamayla içteki fizik
Çok saçma olmuş bence. Şöyle. Gözetleme kulesi burası. Evet. C'ye bas diyor yine. Açıldığına dair burada bir animasyon geliyor. Evet. Şimdi M'ye bas diyor zaten bize. Şimdi bakın, gözetleme kulesiyle bu bölüm komple açılmış oldu. Kamyonu almaya gideceğiz. Burada işte rotaları çizebilirsin falan diyor. Ben biraz ezberlediğim için yaptığım işi. Şimdi kamyonu almaya gideceğiz. Biz buradayız. Yerimizi gösteriyor. Kamyon da burada. Kamyonu alıp ondan sonra metal plakaların olduğu bir yer var. Oraya gideceğiz. Kamyonumuz da GMC MH9500 serisi. Gittiğimiz zaman göreceksiniz onu da. Böyle dik rampalar da var. Oh, çamura batıyoruz. Hadi, dediğim gibi bu araçlarda problem olmuyor. Bu araçlar çekiyor gidiyor yani. Evet, burada bir hata var mesela oyunun içinde. Normalde camlar kapalı ama gösterge panelinde çamur gözüküyor. Bu birazcık saçma olmuş bence. Gösterge panelinde çamurun ne işi var? Kaya kaya gidiyoruz yalnız ha. İyi çamur var. Evet, kamyonumuz burada. Işık hüzmeleri falan, bak ışık yansımaları çok güzel gözüküyor. Arabanın kirlenme efekti falan gayet güzel. Söylediğim gibi grafik açısından çok büyük bir gelişme. Evet, kamyonumuz da bu. GMC. Evet, kamyonumuza geldik. Telsiz seslere. Şimdi V'ye basıyoruz buradan. Mouse'u aktif ettik. Change track. Change track'a basıyoruz buradan. Hop, kamyonumuza bastık. Geçtik mi? Geçemedik. Niye geçemedik? Change track. Hah, şimdi geçtik. Evet abi, şimdi görevimizi alacağız. Kontrat bölümüne, yani şurada bakın ünlem işareti çıkıyor zaten. Kontrat bölümüne geldik. Buna tıkladık. Alt bridge. Bize burada köprü yapımı için gerekli malzemeleri taşımamızı söylüyor. Önce metal plakalar. Bakın buraya yönlendiriyor. Ondan sonra ağaç plakalar. Onu da buraya yönlendiriyor. Çarpı 2 diyor. Burada bir de bir dorse var. Bu dorse ile beraber sanırım götüreceğiz bunu. Ya da 2 defa mı git gel yapacağız bilmiyorum. Neden çarpı 2 yazıyor. Burada bir de bakayım. Bunu da göstermiyor ama sanırım şunu da götürmemizi istiyor bizden. Burada bir de dorse var. Bu dorseyi bağlıyoruz arkamıza. Önceliğimiz bu olacak. Görevi aktif etmemiz gerekiyor. Bakın şurada bir enter işareti geliyor zaten. Activate yazıyor. Görevi aktif ediyoruz. Ondan sonra görev açılıyor. Hani gideyim direkt alayım götüreyim derseniz görev olmamış oluyor. Sıfırdan başlamanız gerekir. Evet. Burası açıldı. Şimdi şuraya gideceğiz. Metal plakaları alacağız. Oh, yağmur da başladı bu arada. Kamyonumuz da bu şekilde. Şimdi bak, kamyondaki kornaya basışı bak. Bu nedir ya? Böyle kornaya mı basılır ya? Ya içine de bakalım. Kamyonumuzun içi de bu şekilde arkadaşlar. Haydi bakalım, gidelim. Bölgemize. Dönemedik.
Bunda diferansiyel kilidi falan da yok vallahi. Çamura battın mı kalıyorsun. Ben biraz kaldım yani. Deneme yaparken. Bak fiziğe bak fiziğe. Fizik budur abi. My Truck Game diye bir oyun çekmiştim. Yapım aşamasında olan bir oyundu. Ondaki fizik aynı bunun fiziği gibi düşünün. Gerçekten o da çok efsaneydi onun fiziği. Bu oyunda fiziği süper. Alacağımız yer şurası. Okla göstereyim bize. Sesler falan da fena değil. Güzel. Evet buradan alacağız. Sarı çizgiyi gösteriyor zaten. Sesler süper ya. Ne diyor? V'ye ataş trailer dedi. Yani trailer takmayacağız. Ona ihtiyacımız yok. C'ye bastık. Yine buradan şöyle göstereyim. Plakaları yüklememiz için autoload var. İsterseniz manuel olarak da yüklüyorsunuz ama onunla uğraşılmadı hiç. Değecek bir şey değil yani. Evet bu şekilde plakalarımızı yükledik. Şimdi götürüp teslim edeceğiz. Zaten şurada bakın bırakacağımız yere aşağı okla gösteriyor bize. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi buraya götüreceğiz bırakacağız. Geldiğimiz yoldan geri döneceğiz yani. Kontrolü biraz zor oluyor yalnız. Buradan çıkabiliyoruz mu? Yok. Klavyeyle kontrolü biraz garip oluyor yani. Kamyon kayıyor gibi hareket ediyor ya da diğer araçlar kayıyor gibi hareket ediyor. O yüzden bir garip oluyor kontrol. Direksiyonda da biraz öyle oluyordu ama en azından direksiyonla hani toplamayı falan kendimiz yapabiliyoruz. Gece gündüz döngüsü dediğim gibi var. Yavaş yavaş akşam oluyor. Sis de var. Yağmur yağdı falan. Evet abi buradaki yol kapalıydı az önce geldiğimiz yer. Şimdi şuradan şöyle geldiğimiz yoldan geri geçeceğiz. Hasar olayları var tabii ki. Aracı dikkatli kullanmak gerekiyor. Yoksa araç para parça çalışmaz hale geliyor. Sudan da geçtik. Şimdi güzel bir çamur.
devrilebiliyor. Sırttaki yük direkt gidiyor, yalan oluyor yani. O kadar yaptığınız emek boşa gidiyor. Hadi sıfırdan başa dönüyorsunuz. Görevin başına dönüyorsunuz falan. Evet, burada size bırakacağınız yeri gösteriyor zaten, yine aldığınız yer gibi çizgi halinde. Evet, hop geldik. C'ye bas diyor. Unload, Enter'a bastık. Bu tarz animasyonlar da var. Getirdiğimiz metal plakalarla köprünün iskeleti yapılmış oldu. Şimdi ikinci aşama, dediğim gibi tekrardan tıkladık buna. İkinci aşama ağaç plakaları. Şu ikisini de alacağız. Okla gösterdiğine göre ikisini de alacağız yani. Şöyle yapalım. Şimdi buradan geri gideceğiz. Ama araç kaliteleri, grafikler vesaire gerçekten güzel olmuş. Kontrol çok kötü. Buradan sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Bakalım hemen. Neredeyiz? Şuradayız. Evet, buradan şöyle dümdüz gideceğiz. Yine şuradan bir sudan geçeceğiz. Oh, zıplaya. Haplaya zıplaya geçiyoruz. Evet. Suya da batmadan geçtik. Diferansiyel kilidi olmaması çok kötü ya. Ya da dört çeker olmaması çok kötü oluyor. Şimdi ben şurada bir hata yaptım ilk oyuna girdiğim zaman. Bu hatayı siz yapmayın diye sizlere göstereceğim. Şimdi şurada dorsemizi alacağımız bir yer var. Hatta önce normal ağaçları yükleyelim, sonra mı dorseyi alalım? Öyle yapalım. Önce şunları yükleyelim. Yine aynı şekilde F'ye basıyoruz. İki defa. İki tane var çünkü. Şeyi almamıza gerek yok dedi. Tamam, almayalım. Dur bakayım. Çünkü direkt bize götürmemizi söylüyor. İki taneydi. Bakalım. Değil mi? İki taneydi. Evet, iki taneydi. İkisini de yükledik. İkisini de buraya götüreceğiz. Şimdi bize dorsayı al demiyor. Süper. Dorsayı al demiyorsa sıkıntı yok abi. Dorse problem çünkü. Gerek kalmadı onunla uğraşmaya. Şirketler hep böyle full çamur. Evet, şimdi yükü devirmeden götürelim. Oh. Mutlu esipte ya.
Şimdi Dorsen'i mesela alacak olsaydık, Dorsen'in orada şey var. Bir bataklık gibi bir yer var. Kamyonu oraya ben ilk soktum. Çıkartamadım. Kaldı orada. Yani kanca atabileceğimiz, kurtarma halatını atabileceğimiz herhangi bir yerde yoktu. Kaldım. Nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Çözemedim bir türlü. Hadi sıfırdan başladım. Görevin en başına dönüyorsunuz. Tekrardan metal plakaları götürdüm. Geldim tekrar bunu almaya. Kamyonu çamura sokmadım. Kamyonun arka tarafından da vinç atabiliyorsun. Arka tarafındaki vinci attım abi Dorsa'ya. Dorsa'nın önünden tuttum. Dorsa'yı kendime çektim. Yani çamurdan Dorsa'yı kurtarmış oldum orada. Kamyona hiç bataklığa sokmak zorunda kalmadım. En güzel yanı o oldu yani. Onu sizlere gösterecektim ama gerek yokmuş bu görevde Dorsa'yı almaya. İleriki görevlerde falan lazım olursa o şekilde kullanırız. Daha rahat olur. Çünkü söylediğim gibi diferansiyel yok. 4x4 seçeneğini aktif etme falan yok. Şey oluyor. Çamura batıyor araç. Çıkartamıyorsun. Evet, çamurdan çıktık. Farlarımızı açalım. Akşam oluyor yavaş yavaş. Şimdi bunları da bıraktığımız zaman görev tamamlanmış oluyor. Evet. Bastık abi. Enter'a bastık. Köprü yapılıyor. Tertemiz. Artık karşıya geçiş hazır. Böyle F4'e bastığımız zaman zaten görüyorsunuz. Haritalar var. Geçiş bölgeleri var. Alaska bölgesi falan var. Karlı bölge. Şurayı ben de bilmiyorum. Tamamlanan görevler. Bakın 3 görevi tamamlamışız. Toplam 82 tane görev var. %100 yapmak için 82 tane görevi tamamlamanız gerekiyor. Ama Alaska'ya falan da direkt atlatacak bizi. Garajı açtıktan sonra. Öyle bir olay var. Ben oraya kadar gidemedim. Dediğim gibi garaja girerken batırdım ama. Kontratlar falan. Her şey burada arkadaşlar. Her şeyi burada görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Bu arada para kasmanız lazım ki kamyon alabilirsiniz. O tarz durumlar da olacak. Başımıza gelecek yani onlar da. Bu şekilde yavaş yavaş para, puan vesaire de kasabiliyorsunuz. Bakın. Kontrat complete. Enter'a bastık. Paramızı aldık. Hayırlı uğurlu olsun. Burada gözüküyor mu paramız? Evet. Level 2. Diğer leveli atlamak için bunu 1000 yapacağız. Yeni bir leveli atlayacak. 8000 de paramız mevcut şu anda. Köprü hayırlı uğurlu olsun. Bakalım haritaya. Evet. Şimdi diğer görevde garaja gitmemizi istiyor. Garaja gittiğimiz zaman garaj da burada. Şurada kapalı bir yol falan var işte. Başka yerleri yönlendiriyor falan. Garaja gittiğimiz zaman da artık yeni bir görev bize verir. Nasıl yapar ben de tam olarak bilmiyorum. Bugünkü bölümümüz bu şekilde olsun. Oyunu hem anlatmış hem öğretmiş olduk. Bir dahaki bölümlerde söylediğim gibi Emre ile multiplayer falan da çekeceğiz. Emre'nin kanala da çekeriz. Benim kanalıma da çekeriz. Böyle çapraz multiplayer videoları falan da gelecek. Böyle birbirimizi kurtarmalık, görev yapmalık falan. O tarz şeyler de yapacağız. Ama ben tek başıma da single bir şekilde de oyunu çekeceğim. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.